HDP'ye bakanlık tartışmasını. E, Sayın Tekin'in baktığı noktadan e, anayasaya riayet ediyorsanız benim söylediklerimi zaten yapmak zorundasınız ben diyor. Ben tekrar söylüyorum. Buyurun. Her anayasamıza göre millet iradesiyle seçilmiş her siyasi partide bakanlık olabilir arkadaşımız da soruyor falan parti hepsi için geçerli bu diyorum yani şuna bakanlık veririz vereceğiz buna bilmem ne yapacağız böyle bir cümlemiz yok yani kaldı ki ben nasıl vereceğim yani nasıl öyle bakanlık dağıtan bir müessesenin temsilcisi miyim yani İşte bu olumlama olarak görüldü ama Efendim bir daha söylüyorum tekrar söyleyeyim kim nasıl anlayacaksa anlasın. Bugünkü mevcut anayasamıza göre seçilmiş yani yarın Hani rahmetlik Demirel'in deyimiyle doğmamış çocuğa don biçiyoruz. Yani yarın hangi siyasi partinin ne oy alacağını, barajı aşıp aşmayacağını, kimin iktidar olup olmayacağını bugünden nereden biliyoruz? Ortada bir anayasa var, bir hukuk sistemimiz var. İşleyen bir süreç var. Yasama süreci şu anda işliyor. HDP'lilerle beraber çalışıyoruz. Aynı komisyonlardayız. Efendim mesela meclis başkanı orada oturuyor. Bütün bu faaliyetler Ortadayken bir yıl önce seçim olmuş bu seçimde bütün siyasi partiler bugün orada görev yapan HDP'lilere oy vermişse e bu neyin nesidir yani böyle bir ikiyüzlük olabilir mi?